Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir gizemli kutu videosuna da hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda 120 liradan 10 tane gizemli kutu almıştık ve demiştik ki eğer isterseniz fiyatı artırarak yeni kutularda alabiliriz ve siz de sağ olun beğendiniz, istediniz ve bugün 300 liradan 3 tane gizemli kutu aldık. Bakalım içinden ne çıkacak? Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar burada bir araba artık galeri mi bilmiyorum. Markası yazıyor ama buradaki olay sadece bir koli olduğu için muhtemelen bunun içine koydular. Biraz yırtık, biraz yolda dayak yemiş olarak geldi. Ama açmadık. Dedim ki sürpriz olsun, hep beraber görelim. Şimdi açacağız. Maket bıçağıma laf etmeyin ha. Daha önceki videolarda dedim arkadaşlar, gönderdiğinizde bir tane bana hediye ettiniz, kullanmadım mı? Ayıp ediyorsunuz. Şöyle açıyorum. Bu sefer beklentim ne? Beklentim? 900 lira harcadık mantıken. Benim paramın üstüne çıksın yeter ya. Bir de ofisten birisinin kullanabileceği bir şey olsun en azından. Bunun ilanlarının içinde AirPods'lar, ne bileyim iPhone'lar falan havada uçuşuyor. Aslında beklenti o yönde, 300 liraya verdiğini iddia ediyor ama... İlk elime gelen bu, bekle. Bu ne lan? Ben markalı şunun gibi bir şeyler göreceğim sandım. Evet, buyurun al. Buraya neden bir bardak su koydum anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben bunu bir içeyim önce. Ay, kalbim sıkıştı. Bunlar sürpriz olsun diye bekletiyorum bu arada. Şurada dursun. Bir elimle gördüğüm şeyi bir açmak istiyorum öncelikle. Ben bundan eskiden kullanıyordum bu arada. Bunun aynısının mavi çizgilisini. Bence herkes bundan kullanmıştır bir ara. Bak şunun güzelliğine bak yarın. Süngeri casting. Evet arkadaşlar, kulaklığımız bu şekilde. Mikrofon ve tabii ki kulaklık girişi var. Bir şöyle uzunluğuna bakayım. Bizim Koray gibi ölçeyim mi? Bayağı var arkadaşlar. Uzunluğu bence uygun gayet, bir kasaya takıp da kullanırsanız. Kalite olarak yani sesini denemek isterdim ama tam olarak size deneyim aktaramayacağım. O yüzden çok fazla deneyesim yok açıkçası. Plastik yani terletmez merletmez böyle bir şey tabii ki aramıyorum şu an. Mami senden o sırada rica etsem bir şunun fiyatına bakabilir misin? O arada ne özelliği varmış ona bakayım. Fixed mikrofon varmış, yani mikrofonu fixledik diyor. Bunu neden böyle yazdın ki? Headband var. Headband diyorum ya. Ürünü buldum. 94.90. 95 lira yani bu fiyat. Evet. Yani ekonomi bu aralar biraz sıkıntılı arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Her ürün gereksiz pahalı diyoruz. Böyle bir ekonomide 94 lira olmayı başaran bir kulaklık. Yani bunu ne kadar iyi, çok güzel de diyebiliriz. Ulan ne kadar kötüysen 95 lira olamamışsın da diyebiliriz. Bu artık tabii ki size kalmış bir şey. Şunu söyleyebilirim. Şimdi çok da şey yapmak istemiyorum. Sonuçta bunu kullanmayı tercih eden arkadaşlarımız da vardır. Ses duyarsınız. Basit video izlersiniz. Mikrofonu çok kaliteli olmuyor bunun, onu hatırlıyorum. Ve çok çabuk bozuluyor. Çünkü burada kendi içinde küçük bir pin var ve... Bu oynuyor. Biliyor musun? Ha tamam, kırılmamış. Burada pin var iki tane. Çıkan kısma ulaşamıyorum ya. Burası da açılacak gibi de değil. Başımız belaya girecek mami. Tamam ama girdim artık, içerideyim. Tamam, bu kulaklık böyle. Bu Mami'nin arkadaşlar. Sen oyun oynamayı seviyor musun Mami? Manyak mısınız lan siz? Adam içine çakmak atmış. Şehriyar. Ne o promosyon? Maraş TMZ. Bu güzelmiş, ben bunu Ahmet'e hediye ederim. Bu hoş duruyor ama biraz. Bence diğer daha şekil duruyor ama bunu ihtiyacım olacak bir şey kullanmadığım için bunu ben bizim çocuklara artık hediye ederiz. Bunu da koymazsın. Teknoloji ürünü. Gerçi bu da teknoloji sayılır değil mi? Taş devrinden beri. Wow. Nice sound. Bu şey mi? Kullananların söyledikleri. Yalnız şu renge bak. Şu rengi gördün, bu rengi gördün. Birebir aynı gerçekten. Ayırt etmekte güçlük çekiyorum. Çamaşır ipi gibi duruyor. Al sana çamaşır ipi. Çamaşır ipi kopmaz bir kere. Şuna bak, dokundu benim. Google'a bir wow, nice sound yazar mısın? Aa bu micro USB mi? İhtiyacımız olur belki ama... Safe charge diyor. Kime göre acaba? Şunun özellikle fiyatını merak ettim. Bunlara bakmayacağım açıkçası fiyatlarına ama... Şu dursun. En de sonunda böyle bir kabloya ihtiyacımız oluyor açıkçası. Bir de gaming mouse'umuz varmış. Hadron, rahmetli olan kulaklığın markasının aynısı. Ve... Oy. Oğlum bundan bize çıktı lan. Evet, ya bu ya da benzeri. Böyle bir oyuncu mouse'u geldi. Bunu da hemen metresini ölç... Ölçmeyeceğim, şaka yaptım. Burada normalde böyle kaymaz, teflon falan bir şeyler olması gerekmez mi? Baştan aşağı plastikten yapılmış. Çok kaliteli bir kablosu yok, idarelik olarak bence götürebilir eğer böyle bir mouse elinize gelirse. Ama yine de tabii ki bütçeye göre başka mouse'lar da önerilebilir. Yine de buraya koyuyorum, elimizde bulunsun. Evet. Hadi tamam, bu benim, bu da senin olsun. Önce bir daha bir tane de bana. Geç şunları geç. Yalandan bir tane kablo atmış içine.
Bu ne, HDMI kablosu mu? HDMI kablosu, bunu kullanırız abi. Çalışıyor mu ki? Çalışıyor, çalışıyor, sen görmedin. Sonunda bir tane Type-C kablo çıktı. Wow, nice en başta. Vallahi beni sinirlendiriyorsunuz ya. Vallahi bak sinirlenmeye başlıyorum. 1 metreymiş. 900 lira verdik daha. Diğer gizemli kutu videosunu hatırlarsınız arkadaşlar. Hani yalandan içine bir iki tane de değerli şey koymuşlardı. Akıllı bir saat çıkmıştı, kulaklık çıkmıştı. 360 kamera çıkmıştı yani LG'nin. Daha ne koysun adam, bunu anlıyorum. Ama hatta bu arada o kutuyu yapan arkadaş bana mesaj attı. Sağ olsun, teşekkür ediyorum ona da. Ama bunu yapan arkadaş kimse lütfen bana mesaj atsın, onu ihbar edeceğim. Hazır mısın Mami? Bir adet. Wow, nice. Bu ne oğlum? Bu bir. Bu iki. Aurix. Yanlış hatırlamıyorsam Aurix. Synox muydu? Synox. Öyle bir marka vardı. Otogarlarda, terminallerde anlık bir şarj ihtiyacınız olursa falan diye ya da bazı benzin istasyonlarında kullanılabilecek, alınabilecek ürünler. Ama tabii ki şimdi bu resmi mi, değil mi? İzinleri var mıdır? Şu şarj aleti size ne yapabilir? Bunları bilemiyorum. Yani bilmediğim bir marka olduğuna ben bundan şüpheleniyorum. Yani siz biliyorsanız alın, bilmiyorsanız da bence bildiğiniz yoluna devam edin. Bu arada şeymiş kanka, Lightning yani iPhone. Başka da bir şey yok. Şimdi bana çıkacak şeye geldik. Inpods 12, Made in China, Android iOS BT 5.0. Kesin öyledir. Fiyatına bakabilir miyiz babacığım? Inpods 12. Bir şey çıktı. En azından hani çakmaktan iyidir diye düşünüyorum. Hangi renk çıkar? Kesin pembe çıkar. Oğlum bak, açtınız mı bunu? Gerçi ben jelatinini açtım şimdi ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok tatlı ya. Hoşuma, hoşuma gitti rengi. Yumuşak gibidir ama değildir aslında. Ne kadar fiyatı? Tahmin et. 285 TL. 100 lira daha zamlandığını düşün. 385 TL. Düşünmeme gerek yok oğlum. 100 lira daha fazla mı işte? Düşüneyim dur. Elimizdeki bu güzel tatlı kulaklık 385 TL'ymiş arkadaşlar. Tabii ki ne yapacağız? Buna Bluetooth gider. Renkler dışarıdan kırmızı kırmızı duruyor. Alttan mavi bir rengimiz var şuralarda bir yerde. Açalım bakalım. Şunun düğmeyi de basayım ne anlama gelecekse. Bakalım bir tarayalım. Aha bir şey diyor. Power off dedi. Aha sharing dedi. İ12. Eşleştir. Kırmızı şarjı. Hemen şöyle bir açtık şarkımızı. Bayağıdır ben bu kadar cızırtılı bir ses duymuyordum bu arada. Çok cızırtılı ses. Sesi açınca buraya geçti. Yok, iş yok bunda. Sadece tipinin güzel olmasıyla kaldı. Baştan aşağı bir hayal kırıklığı olan bir kutuydu bunlar. Ah, yani kutudan çıkanlar bunlar. Hala şunu söylüyorum, 900 lira para verdik. En azından bir şey ver. Yani şu değil, bu değil. Yani bu değil. Wow, nice sound. Wow, nice para. Ben herhalde ürünü aldıktan sonra kendi aralarında bunu dediler. Bu kadar. Yani kısa günün kârı dediğim sadece rengi güzel olduğu için Neymar'ın hatırına bu hoşuma gitti. Başka da bir şey hoşuma gitmedi. Ne diyeyim ki? Önceki videomuzda daha az para harcamış olmamıza rağmen 1000 tane kılıfın yanında tabii ki daha güzel ürünler gelmişti. Üzerine deneyim kasabileceğimiz ürünlerdi. Tek tek kontrol de etmiştik ama bu ürünler maalesef biraz dandik oldu. Kim yaptıysa ama yapacak bir şey yok. Eğer isterseniz arkadaşlar artık şu 100'lerden, 300'lerden, 500'lerden bir çıkalım yukarı diye düşünüyorum. Eğer şu siteden alırsanız ya da şu linkten alırsanız gerçekten güzel bir şey çıkabilir diye bir öneriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. Biz de ona göre alalım. Çünkü bu gizemli kutulara artık on binlerce liraya kadar birlikte devam edelim istiyoruz. Tabii ki bu yüzden de videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, vallahi benim hoşuma gitmedi. Hiçbir şey kalmadı elimde. Al, Mami çok istediğin kulaklığı al kardeşim. Yeni gizemli kutu videoları için vallahi ben sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar diye. Eğer siz de isterseniz devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.